Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia tahkikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 24 Ekim iddia programı iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, banko kupon, iddia sistem ve banko maç tahminleri, bahisleriniz, iddia tüyo ve iddia yorumlarınıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere her zaman yapacağım. Ama ne dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyorum çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. 10 atayım, 20 atayım gibi şeyle lütfen kapılmayın. Kasanızın ve riskinizin yönetimini bahislerinize eşit olarak dağıtınız. Kimseye umut dağıtmıyoruz, kimseye umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek. Teknik analizi, uygun seçilmiş tercihleri mantıksız süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazlayı, biraz da şans yanımızda olması gerekiyor ki oluyor da şimdiye kadar da oldu. Maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı katlar, şikeler, penaltılar, direkten dönem toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi görüyorsunuz. Bunları önceki videolarımda da defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. %100 diye hiçbir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Hayatta bile %100 diye bir şey yoktur. %80, %90 büyük bir başarıdır. Buna göre de kasanızı ve riskinizi yönetimle iş dağıtırsanız neticede para kazanabilirsiniz. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Orada da oldukça başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bir tanesinde canlı da kullanabileceğiniz tekli maçları veriyorum. Diğeri de kombine kupon paylaşımı yapıyorum. VIP grubumuzda her gün yapıyorum tabi bunları ve tutma olası daha yüksek maçları orada vermeye çalışıyorum. Burada da veriyorum ama burada normal olarak nadir olarak diğer VIP grubuna girenler haksızlık olmasın diye iki günde bir bazen bir günde iki kere üç kere tahminlerimi burada da paylaşıyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Burada attığım maçlarla bile para kazanmanız için yeterli gelir. Öncelikle Telegram grubunuzu telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oraya iki tane Telegram grubumuzun da linkini bırakıyorum. Artı videonun yorum kısmına da Telegram grubunun iki adet linkini bırakıyorum. Telegram uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra iki linke de katıl deyip katılaraktan ücretsiz iddia telegram gruplarımıza katılabiliyorsunuz. Ayrıca web sitemiz de var iddia tahminler.com. Kısaca bundan da bahsedecek olursak banko başında bankozur kupon tercihleri, farklı maçları, tahminlerimi ekstra bahislerimi orada vermeye çalışıyorum. Detaylı analizle yapmaya çalışıyorum. Spor Toto ile ilgili yorumlarımı da orada bulabilirsiniz. Maç tahmin ve sitede günün iddia tahminleri bölümünde. Günün kuponu önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde. Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. İddia kazandığına tahminler.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Sitenin linkini videonun kendindeki ok işaretini tıklayıp açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Videonun açıklama kısmında sitenin linkini bulup tıklayıp sitemize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bu arada kanalımıza katılan tüm yeni üyelerimizle de aramıza hoş geldiniz diyoruz. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 15'te Estonya Mestra Liga'dan Flora'ya Kursare karşı karşıya geliyor. Flora oynadı 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 6 beraberlik bir mağlubiyet aldı. 64 gol atıp 18 golü kendi kalesine gördü ve 157 57 puanı bulunuyor. Flora'nın fon durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasının Deplasman'da Payda ile oynadı ve Payda ile karşılık gol varla 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Flora'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Flora son 5 beş karşılaşmasında 5'inde 1.5 üstte tamamladı. Cruzeiro oynadığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 31 gol atıp 44 golü kendi karesinde gördü ve 27 puanı bulunuyor. Cruzeiro'nun Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendinde Lejion'la yaptı ve Lejion'a kendinde 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Krusare'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Krusare son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 2 iki üst, ikinci tercih ilk yarı 1 üst, üçüncü tercih Maç sonu ev bir buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan attığınız zaman suda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da Slovakya Fortuna Lida'dan Slovan Bratislava ile Mikulas karşı karşıya geliyor. Slovan Bratislava oynadığı 11 karşılaşmada. 8 galibi 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 28 gol atıp 8 golü kendi kalesine göre 26 puanla bulunuyor. Süloven Bratislava'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman'da Tırnava ile oynadı ve Tırnava'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Süloven Bratislava'nın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Mikulas ise oynadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 16 gol atıp 26 golü kendi karesine gördü ve 10 puanı bulunuyor. Mikulas'ın form durumuna baktığımızda... Oynadı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Trencin'le oynadı ve Trencin'i 2 birlik skorla mağlup etmeyi başardı. Mikulas'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 beş karşılaşması 5'imiz de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 2 iki üst. ikinci tercih maç sonu 1. Üçüncü tercih maç sonu ev 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızı mantıza yatıyorsa tercihle bu şekilde değerlendirebilirsiniz Saat 16'da İsveç Asfalscan'dan Hamarby ile Ostersunds karşı karşıya geliyor. Hamarby oynadı 23 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 37 gol atıp 30 golü kendi kalesine gördü. 37 puanı bulunuyor. Hamarby'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendini AIK'le oynadı. AIK 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Ama benim goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Ostersunds oynadığı 23 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 20 gol atıp 41 golü kendi kalesinde gördü. 13 puanla bulunuyor. Ostersunds'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Malmö'yle oynadı ve Malmö'ye kendi evinde 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sus'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu 1.5 üst. İkinci tercih maç sonu 1-0 çifte şans. Üçüncü tercih maç sonu ev 1.5 üst. Maç saatine eksik ve cezalara bakarak da attığı zaman yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Bolivya Division Professional'dan Independiente Petroleras'ta Tomayapo karşı karşıya geliyor. Petroleras oynadığı 22 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 39 gol atarken 25 golü kendi karısında gördü ve 46 puanı bulunuyor. Petroleras'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Palma Flor oynadı ve Palma Flor'la deplasmanda gol 0-0 skorla berabere kaldı. Petroleras'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Tomayapo oynadı 22 karşılaşmada 7 galibiyet 3 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. 20 gol atıp 33 golü kendi kalesine göre 24 puanı bulunuyor. Tomayapo'nun form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının deplasmanda Aurora ile oynadı ve Aurora'yı deplasmanda 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Tomayopo'nun goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Tomayopo son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev virüs. İkinci tercih maç sonu 1.5 üst. Üçüncü tercih maç sonu 1-0 çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince her zaman olduğu gibi güzel oranlar, risk atma değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçenekte oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahmini dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. Dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli kombi ile kombinde ya da rollingde hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirsiniz. Tahminleriniz zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayıp kazananları tebrik ederim. Ben her zaman olduğu gibi kasamın ve riskimizin yönetimini yapmaya dikkat ediyorum. Çünkü neticede kazanmak istiyorum. Golver105.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği yani istediğiniz zaman cash out yapıp kupondan çıkabiliyorsunuz. Oldukça yüksek oranlar. Tekli maçlarda single tercihlerde oran arttırma seçeneği. Konilerde sarı kartlarda olduğu gibi bir sürü seçeneği bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak kombine kuponumuzda ilk karşılaşma Sloven Bratislava ile arasında Simukulas arasındaki karşılaşmada maç sonucu ve toplam goller 1.5. Maç sonu ev kazanır ve maç sonu 1.5 üst. İkinci karşılaşmamız kombine kuponundaki Hammarby ile arasında maç sonucu ve toplam goller 1.5. Maç sonu 1.0 çifte şans ve maç sonu 1.5 üst tercihini kullandım. 1.46 gibi bir oran yapıyor. Benim her zaman tercih ettiğim bir oran bana cazip geldi. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsunuz. Sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir eski şimdi sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.